Merhabalar, ben Cansın. Bugün canlı yayınımızda, bugünkü canlı yayınımızda COVID-19 virüsü, COVID-19 virüsünden korunma, uçucu yağlar bunun neresinde, aromaterapi bunun neresinde ondan bahsedeceğiz. Aslında çok ciddi bir konu. Bu kadar ciddi bir konu olduğu için de çok dikkatli konuşacağım. Birazcık daha yavaş. Bütün sorularınızı cevaplandırmak istiyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahiyet vermemek için de tekrar edecek olabilirim. Şimdiden bunun için de uyarmak istiyorum. Şimdi COVID-19 zaten bir senedir bizim bütün dünyanın çok iyi bildiği, bütün haberlerde takip ettiği, şu anda 17 gün kapanmamıza sebep olan bir virüs, pandemiye sebep olan bir virüs. Geçen sene bu zamanlarda Aslı Hanım'la canlı yayınlar yapıyorduk ve COVID-19'dan nasıl korunabiliriz? Bu süreçte aromaterapiyi nasıl hayatımıza dahil edebiliriz ya da nasıl aromaterapiden fayda sağlayabiliriz de konuşuyorduk. O zaman konuşmalarımızda genelde SARS virüsü ve uçucu yağların işte immünomodülatör yani bağışıklık sisteminin tepkisini faydalı bir şekilde değiştirici etkisinden, antiviral etkisinden, üst solunum yolları ve solunum yolları rahatsızlıklarını rahatlatıcı, o semptomları rahatlatıcı etkisinden bahsediyorduk geçen sene. Bir sene geçti ve bir senede birçok çalışma yapıldı. Binlerce COVID-19 virüsüyle ilgili hem bilgisayarda çalışmalar, in vitro çalışmalar yapıldı, klinik çalışmalar var. Günün sonunda geldiğimiz nokta aslında geçen sene iddia ettiğimizden çok çok farklı değil. Uçucu yağlar zarflı virüs membranının, koronavirüsü zarflı bir virüs membranına sahip. Bir membrana sahip. Membranın yağı seven yapısından dolayı membrana yapışıp membranı parçalayabilme özelliğine sahipler. Yani lipofilik yapıda virüsün membranı ve lipofilik demek yağ seven demek. Bu sebeple de bazı uçucu yağlar çok güçlü antiviral etkiye sahip. Bir etki bu. Antiviral etkisi güçlü olan uçucu yağlardan faydalanabiliriz. İkincisi, üst solunum yolları ve bütün solunum yolları yani alt solunum yolları rahatsızlıklarına çok iyi geldiği bir sürü klinik çalışmalarla kanıtlanmış. KOAH'ta, astımda oldukça faydalı olan uçucu yağlar var. COVID-19 virüsüyle baş ettiğimiz dönemde de genelde solunum yolu rahatsızlıklarıyla birlikte geliyor bu hastalık bize. Bu semptomları rahatlatmak için de uçucu yağlardan faydalanabiliriz. Aynı zamanda da dezenfektan etkileri kanıtlanmış aslında uçucu yağların. Şimdi ben birkaç tane çalışmadan bahsetmek istiyorum ve biz bu süreçte nasıl korunduğu anlatmak istiyorum. Üretim hep devam etti, hala devam ediyor. Sizlere bir şeyler sunabilmek adına da devam etmek durumunda. Tabii ki en önemli şey maske kullanımı. Hepimiz maskemizi kullanıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Kolonya kullanıyoruz. İşte kastil sabunla elimizi yıkıyoruz. Uçucu yağlar, doğal uçucu yağlardan ve bitkisel alkolle hazırlanmış olan, %80 alkolle hazırlanmış olan kolonya kullanıyoruz. Aslında Dünya Sağlık Örgütü %70 alkol içeren ve üstü alkol içeren herhangi bir el dezenfektanının COVID-19'da koruyucu olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bizler kolonyayı tercih ediyoruz bu süreçte. Ardından da işte maskelerimizde damlattığımız uçucu yağlar. Peki bu uçucu yağlar ne ve hangi çalışmalar neyi kanıtlamışlar? Birkaç tane şey var, çalışma var. Aslında uçucu yağlar ve COVID-19 ile ilgili çalışma sayısı biraz kısıtlı. Bir tanesi çok kapsamlı bir çalışma ve bu çalışmaların referanslarını eğer dilerseniz sonrasında DM'den yazarsanız sizlere de paylaşabiliriz, sizlere de ulaştırabiliriz. Okaliptus uçucu yağı ile ilgili bir çalışma var. Okaliptus uçucu yağının kronik akciğer hastalığı olan KOAH, astım gibi rahatsızlıklarda sadece inhalasyon yoluyla yani sadece soluma ile steroid dediğimiz tedavide kullanılan bir ilacı uzun süreli kullanımda %34 kadar dozunu azalttırdığı ile ilgili bir sürü çalışma var. Üst solunum yolu rahatsızlıklarına, öksürüğe, pulmoner ödem dediğimiz akciğer ödemine de sadece inhale ederek yani sadece soluyarak okaliptusu tedaviye yardımcı olabiliyoruz. Aynı zamanda da antiviral etkisi çok çok güçlü okaliptus uçucu yağının. Aslında okaliptus uçucu yağı ile ilgili de çok fazla çalışma var.
okaliptus uçucu yağının içindeki ana etken madde olan okaliptol ile de ilgili çok fazla çalışma var. Okaliptolun diğer bir adı da 1,8-sinol. 1,8-sinolü içeren başka uçucu yağlar da var. Bunlar neler? Okaliptus, biberiye, ada çayı. Bunların üçü çok yoğun miktarda. Tabii ki okaliptus %70 oranlarında, diğerleri %40 ila 50 arasında içeriyorlar. Burada tabii her uçucu yağ her hasatta, her mevsimde başka oranlarda içerebilir. Fakat işte standart değerlerden bahsediyorum size. 3 aşağı 5 yukarı standart değerlerden bahsediyorum. Okaliptus o yüzden hem koruyucu olarak hem de tedavi sırasında, eğer tedavi görüyorsak, önce şimdiden acil şifalar diliyorum. Yakınlarımız ya da kendimiz bu virüse maruz kaldıysak ve tedavi görüyorsak da bu süreçte daha hızlı iyileşebilmek adına sadece soluyarak kullanabiliriz. Okaliptus uçucu yağının dışında ne var? Tarçın var. Tarçın ve karanfil var. İki ana etken madde. Biri sinamaldehit, tarçının ana etken maddesi. Diğeri de öjenol. %70, 80, 90 oranlarında bu ana etken maddeleri içeren bu uçucu yağlar da aynı şekilde zaten antiviral etkileri çok güçlüydü, biliniyordu ve biz bunları yüzey temizliğinde kullanıyorduk, ortam temizliğinde kullanıyorduk. Aynı zamanda da işte mumlarımızda enerji yükseltici etkileriyle, ortam ısısını artırıcı etkileriyle de kullanıyorduk. Son yapılan çalışmalarda da aslında COVID-19 virüsüyle bilgisayar ortamında yapılan, eşleştirmeyle yapılan çalışmalarda COVID-19 virüsüyle ilgili de etkili olabileceğine dair sonuçlara ulaşılmış. Tabii bu çalışmaların defalarca tekrarlanması, klinik çalışmaların yapılması, üzerinden belki de onlarca yıl geçmesi gerekiyor. Ve bu her çalışmanın bunları desteklemeye devam etmesi gerekiyor. Bizler burada bunları bu şekilde söyleyebilmemizin nedeni aslında daha önceki hem SARS'la ilgili yapılan, benzer koronavirüsleriyle ilgili yapılan ve uçucu yağlarla ilgili yapılan çalışmanın hepsinin benzer desteklediği için biz bu şekilde konuşabiliyoruz. Tarçın uçucu yağı, karanfil uçucu yağı, okaliptus uçucu yağı, tea tree, çay ağacı uçucu yağı. Bunlar, bu uçucu yağlar çok güçlü antiviral etkide uçucu yağlar. Virüsleri çok güçlü öldürüyorlar, inhibe ediyorlar. Aynı zamanda da bağışıklık sistemini virüsle savaşacak şekilde yönlendiriyorlar. Yani buna immünomodülatörler diyoruz. Beta glukan vardır mesela. Hem bunu kapsül olarak alabilirsiniz hem de yoğurdun mayalanmasını sağlayan o şeylerden, mayalardan bir tanesi beta glukandır, o faydalı bakterilerden biri. Beta glukan da çok bilinen immünomodülatörlerden biridir. İmmünomodülatör demek bağışıklık sisteminin tepkisini faydalı biçimde değiştirmesi demek. Yani savaşmasını arttırıyor demek. Gücünü arttırıyor demek. Bağışıklığı yükseltiyor diyebiliriz buna. Uçucu yağların böyle bir etkisi var. Ve çok popüler kekiğe gelmek istiyorum. İşte okaliptus, kekik, tarçın, bunların hepsi kekiğin ham maddesi de karbakrol. Kekikle ilgili tabii çok fazla şey var, soru işareti var. Neden? Ülkemizde Timus vulgaris, yani iki ayrı türe kekik adını veriyoruz. Yani aslında Latinceleri ve bambaşka türler olmasına rağmen bizler Türkçesini aynı ismi vermişiz ve kekik demişiz. Mesela homemade aromaterapinin uçucu yağ olarak tek sattığı kekik aslında bu çalışmaların yapıldığı karvakrol oranı çok yüksek olan kekik değil. O daha çok kandida tedavisinde kullanılan, ağız ve diş sağlığına iyi olan, sistemik enfeksiyonlarda doktorların reçetelendirdiği, üst solunum yollarını rahatlatan, yani üst solunum astımda, solunum yolları enfeksiyonunda, burun tıkanıklığında, öksürükte iyi olabilecek bir kekik türü. Bu çalışmaların yapıldığı karvakrol ana etken maddesi ise Oregano Monites denilen bambaşka, aslında Anadolu kekiği, İzmir kekiği, Girit kekiği de denilen bambaşka bir kekikten. Kekikte çok yüksek, %90. Mesela bizler yakın zamanda Be Well diye bir uçucu yağ karışımı çıkardık. Bu uçucu yağ karışımının içerisinde Oregano Monites, bu %90 oranında karvakrol içeren kekik var. Aslında bunu çıkarıp çıkarmama konusunda da çok fazla tereddüt ettik. Bir senedir yaklaşık, belki kulağa bencilce gelecek ama
Bir senedir şirket olarak bizler ve ailelerimiz bununla korunuyoruz. Evet, bir izleyicimiz Organ Bulgaria yazmış. O da onun %70'lerde, 76'larda, 78'lerde karbakrol oranı, onites olan %90'lara kadar çıkabiliyor. 85-90 arasında çıkabiliyor. İçerisine ne koyduk bu B-Well'in? Okaliptus uçucu yağı koyduk. Üst solunum yollarının rahatlatıcı etkisi, öksürüğe iyi gelici etkisi, akciğer enflamasyonunu azaltıcı etkisinden dolayı, rahat nefes alma ile alakalı mukolitik etkisinden dolayı okaliptus uçucu yağını koyduk. Itır ve limonu koyduk. Bu ikisi de ne yapıyor bu ikisi? Bunları da anlatacağım, bu ikisinin ne yaptığını. Bir de az önce bahsettiğim kekiği, İzmir kekiğini koyduk. %90 karbakrol içeren İzmir kekiğini koyduk. Limonla ıtır nasıl COVID ile ilişkilendirilmiş? Aslında yapılan en büyük çalışmalardan biri bu. COVID-19 virüsü akciğerimizde bir enzim ile bağlanıyor, bir enzime bağlanıyor. Bu anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 diye geçiyor. Anjiyotensin dönüştürücü enzim hem membranda hem de ortada serbest halde bulunabiliyor. Akciğerde, böbreklerde, kalpte bulunan bir protein bu aslında. Bizim vücudumuzda bulunan bir proteinden bahsediyoruz. Vücudumuzda olan bu protein ne bağlanarak vücudumuzda tutunduğu kanıtlanmış. Ve biz bu proteinin, serbest dolaşan proteinin miktarını azaltırsak eğer, virüsün tutunacağı o protein olmadığı için çoğalmasını engelleyebiliriz diye bir bakış açısı var şu anda. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da limonen oranı, aslında limonenin ana etken madde limonenin ve limon uçucu yağının, misket limonu değil de limon uçucu yağının içerisinde bulunan 9 ana etken maddenin bu enzimi inhibe ettiği, enzimin serbest bir şekilde salınımını azalttığı kanıtlanmış. Buna benzer etki ıtır da yapıyor. Tabii misket limonu da olur, portakal uçucu yağında da limonen çok yüksek, o da olur. Fakat bu bütün uçucu yağlarını denediklerinde birazcık da uçucu yağlarda içerisindeki etken maddelerin sinerjik etkisi de önemli oluyor. Yani tek bir şekilde o mesela okaliptus'taki 1,8 sinolü çekip çalışmayı yaptığımızda birazcık daha farklı. Okaliptus uçucu yağ ile çalışmayı yaptığımızda birazcık daha farklı sonuç elde edebiliyoruz. Çünkü içerisindeki o yüzlerce bileşik sinerjik etki oluşturup daha yüksek bir etki oluşturabiliyorlar. Limon ve ıtır uçucu yağ ile ilgili bu enzimi inhibe ettiği için aslında serbest salınımını inhibe etmek demek de aslında daha böyle şey bahsedersek yok etmek diyeceğim. O anda onu bir bloke ettiği için COVID-19 ile ilgili hem tedavisinde hem de korunma sürecinde kullanılabileceğimizle ilgili çalışmalar var. Burada bu arada çok teşekkür ediyorum Ömür Ceren Hanım'a. Membran nedir sorusuna, evet, hücre zarı demek. Hücre zarımızda da bulunabiliyor bu enzim. Serbest olarak da bulunabiliyor. Hücre zarımızda bulunduğu için hatta bu enzimle şey de yapıyoruz. Tansiyon hastalarının, birazcık böyle de eczacı kimliğimle konuşacağım. Tansiyon hastalarının bu hastalıkta, şu anda COVID-19'da daha karşı daha riskli olmasının sebebi, aslında sebeplerinden biri, tansiyon düşürücü ilaçların bir kısmının bu enzimi arttırma yoluyla çalışması. Bu sebeple de aslında sanki COVID-19 virüsünün bağlanacağı şeyin miktarını artırıyormuşuz gibi bir durumda söz konusu olabiliyor. Başka hangi uçucu yağlar var? Başka hangi uçucu yağlardan bahsedebiliriz? Aslında antiviral etkisi çok güçlü olan işte tea tree'den bahsedebiliriz burada. Çay ağacı ile ilgili doğrudan COVID-19 ve çay ağacı ile ilgili bir çalışma bulmak mümkün değil. İçindeki etken maddelerle ilgili çalışmalar var. Aynı zamanda da şeyle ilgili, SARS virüsü ve çay ağacı ile ilgili çok fazla çalışma var. Timol karvakrol konusunu saksıda neyi ekmeliyiz? Baharat olarak satılandan ne bilmiyorum. Baharat olarak satılandan olmayabilir. Muhakkak bir tıbbi aromatik bitki yetiştiricisinden bunu temin etmeye çalışın ve doğrusunu ektiğinizden emin olun derim ben. Ama zaten şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz çalışmalar
soluma yoluyla, yani hiçbiri dahilen tüketme yoluyla değil. O yüzden başına dedim ya, çok hassas bir konu. Biraz da çekiniyorum bu konudan bahsederken. Şeyden korkuyorum. Yani hani bu uçucu yağlar çok güçlüler. Tarçın uçucu yağı bir damlası cilde irite edebilir ve tahriş edebilir. Açılmasına sebep olabilir. Yani yakar, gözde çok etki, çok ciddi yan etkileri vardır. Şimdi biz bunlardan bahsediyoruz. Covid-19'da bir senedir korktuğumuz ve aslında iyileşmek isteyeceğimiz, eğer başımıza gelirse de bir an önce iyileşmek isteyeceğimiz bir hastalık. O yüzden de içmek gibi şeyleri yaparız diye de biraz çekiniyorum. Bahsettiğim çalışmaların hepsi aslına bakarsanız o virüsü soluma yoluyla, inhalasyon yoluyla hayatımıza dahil ettiğimizde, ciğerlerimize aldığımızda etkili olduğuna dair. Dahilen kullanımla ilgili çalışmaları zaten şu anda bu mercide sizlerle paylaşmamız hiç doğru olmaz. Bizler bununla nasıl korunuyoruz, nasıl kullanıyoruz yani? Doğrudan açıp uçucu yağ kapağından koklayabilirsiniz. Bu şekilde koklayabilirsiniz. Maskenizle damlatabilirsiniz. Fakat burada maskede damlatacağımız yer çok çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi doğrudan burnumuzun olduğu yere damlatırsak solunumumuzu rahatsız edebilir. Çok yoğun gelebilir. Eskiden bu büyük veba salgını zamanında gagalı doktorlar var. Hiç görsellerini gördünüz mü bilmiyorum. Geçen sene salgın ilk başladığında sosyal medyalarda, Instagram'da falan çok karşıma çıkıyordu benim. Böyle 13. yüzyıla 19. yüzyıl arasında Orta Avrupa'da bir veba salgını oluyor. Kara ölüm adını verilen bu büyük veba salgınında doktorlar salgından korunmak için bir maske icat ediyorlar. Maske böyle önünde kocaman bir gagası olan bir maske. Bu maskedeki gaga bölümüne uçucu yağlar, reçineler koyuyorlar. Okaliptus, lavanta, tarçın, karanfil, biberiye, frankincense, mür, benzoin, bunların hepsi reçine ve uçucu yağlar saydıklarım. Onları koyuyorlar. O zamanlar çünkü hastalığın kirli havadan yayıldığına inanıyorlarmış ve havayı temizlediklerinde hasta olmayacaklarına inanıyorlarmış. Çok şanslılarmış ki o salgına neden olan bakteri hakikaten hava yoluyla yayılıyormuş. O yüzden de doktorlar o maskeyle korunabilmişler. Günümüzde de biz bunu bir tık daha aslında şeyini yapıyoruz. Var olan maskemizin sağ alt köşesine ya da sol üst köşesine, yani köşelerinin bir yerine uçucu yağ damlatabilirsiniz. Onun dışında nasıl hayatınızda dahil, bulunduğunuz ortamda, çalıştığınız ortamda bir buhurdanınız varsa buhurdan, difüzörünüz varsa difüzörde uçucu yağ kullanabilirsiniz. Benim tavsiye edeceğim uçucu yağlar aslında birkaç çeşit var. Bir tanesi okaliptus. Karanfil olabilir, tea tree olabilir, yani çay ağacı uçucu yağı olabilir, limon, ıtır olabilir. Bunları alıp kendiniz karıştırabilirsiniz. Kekik olabilir ama kekikle ilgili altını çizmek istiyorum. Kekikte oregano unitesi olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla tek başına o satıldığı bir şey yok. Biz de satmıyoruz. Bizdeki kekik de o değil. Bizde bir uçucu yağ karışımı var. Bunun için kullanabileceğiniz, bu saydığım uçucu yağları içeren. Onun adı da Be Well, yeni çıkan bir uçucu yağ karışımı. Orada o bahsettiğim kekik var. Bunları maskenize damlatabilirsiniz. Mesela maskenizin köşesine damlatabilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Eve geldiniz. Çalışıyorsunuz. Birçoğumuz aslında hala dışarıda çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz, eve geldiniz, elinizi yıkadınız, maskenizi çıkardınız, yüzünüzü tabii ki de yıkadınız. Yüzünüzü yıkadıktan sonra duşa gireceksiniz. Duşa girmeden önce birkaç damla duşakabininizin teknesine veya duvar kısmına birkaç damla uçucu yağ damlatabilirsiniz. Bu birkaç damla uçucu yağ damlatıp duşa girdiğinizde sıcak suyun etkisiyle uçucu yağlar buharlaşacak ve siz soluyacaksınız bu uçucu yağları. Covid-19 ve birçok virüsle ilgili kanıtlanan bir başka çalışmada sıcakta, zaten geçen yazda bunu çok güzel gördük. Bu virüsün belli bir ısının üzerinde canlı kalamadığı. Koronavirüsleri ve birçok virüs belli bir ısının üzerinde canlı kalamıyor. Bu sebeple de zaten işte buğular çok faydalı. Buğu yapabilirsiniz. Ağız çalkalamadan bahsedeceğim. Birkaç tane aslında hayat rutininize katacağınız ve sizin hem daha zinde hissetmenizi sağlayacak, hem de daha sağlıklı bir şekilde bağışıklığınızı güçlendirecek, daha sağlıklı olmanızı sağlayacak birkaç tane küçük ipucu bunlar. Eve geldiniz.
Uçucu yağ tekneye, duşa gir, tekneye damlattınız. Okaliptus olabilir, tekrar biberiye olabilir, kekik olabilir, limon olabilir, ıtır olabilir, karanfil olabilir, tarçın olabilir. Bu uçucu yağları da anlatacaksınız ve duşa gireceksiniz. Onun dışında neler yapılabilir duşta? Eğer küvette kullanacaksınız, küvetiniz var ve birazcık keyif yapmak istiyorsunuz aynı zamanda. O zaman da uçucu yağlar suda çözünmeyeceği için bir kastil sabunla bunu yapabilirsiniz. Sıvı kastil sabun temin ederek herhangi bir yerden, eğer sıvı kastil sabununuz yoksa katı kastil sabun. Kastil sabun aslında şey demek, %50'den fazlası doğal yağlardan yapılan sabun demek. O yüzden de bu her yerden de bulabilirsiniz bunu, kastil sabunu. %50, %100 doğal yağlardan yapılan bir sabunu yağda uçucu yağ çözüneceği için katıysa rendelersiniz. Bir kaşık kadar rendeleyin, üstüne uçucu yağı damlatın ve o sabunu küvette karıştırın. Eğer sıvı ise elinizdeki, doğrudan sıvıyı bir kaşığa damlatın, uçucu yağ üzerine damlatın. Küvet için 20 damla uçucu yağ toplamda yeterli gelecektir. Buhurdanlıkta ise dilerseniz, şimdi ben bir sürü uçucu yağ sayıyorum. Hepsini temin etmeniz çok kolay olmayabilir. Evinizde ne varsa, elinizde ne varsa alacaksanız da bir ya da iki tanesini alarak karıştırabilirsiniz. İlla tek başına kullanacaksınız diye de bir şey yok. Karıştırabilirsiniz bunları. Orada karıştırma neye göre diye soracaksınız. Kokusunu da sizin sevmeniz gerekiyor. Birazcık da sizin zevkinize göre de olabilir. Tabii ki karıştırmanın bambaşka şeyleri var ama şu anda bu canlı yayının konusu olmadığı için o karıştırma oranları, işte bazı, işte notası, onlar bu canlı yayının konusu olmadığı için ona çok fazla girmek istemiyorum. Duşakabinde bunu yaptınız. Ardından çalışacaksınız veya oturma odanızdasınız, televizyon izleyeceksiniz. O zaman da şey yapabilirsiniz, buhurdanlıkta ya da difüzörde uçucu yağları kullanabilirsiniz. Gün içerisinde çalıştığınız ortamda da bunu kullanmaya, hayatınıza dahil etmeye çalışın derim ben. Başka neler yapılabilir şeylerle ilgili, uçucu yağlarla ilgili, aromaterapiyle ilgili? Aslında en sevdiğim şeylerden biri oda spreyleri. Kendi oda spreylerinizi hazırlamanız çok mümkün değil çünkü alkol satışı yasak. Eczanelerden de alınamıyor bildiğim kadarıyla. Eskiden eczanelerde satabiliyorduk ama artık oradan da alınamıyor. Alkol satışı yasak olduğu için de ancak doğal aroma uçucu yağlarla oda spreyleri yapan yerlerden temin edebilirsiniz. Ama %70'in üzerinde alkol içeren herhangi bir oda spreyinde kekik, günlük, ada çayı, okaliptus eğer varsa hem yüzey temizliğinde, mesela okaliptusla ilgili bir çalışma yapılmış. Limon okaliptusu ile ilgili de bu çalışma vardı. Limon okaliptusu bizim Arap sabunumuzda olan okaliptus. Diğeri de Eucalyptus globulus, bildiğimiz okaliptus aslında uçucu yağ. Bunlarla ilgili yapılan bir çalışmada mutfak eşyalarında virüs ve bakterileri de öldürdüğü, yani dezenfektan etkilerinin de olduğu kanıtlanmış. Tabii burada yüzdeler ve oranlar çok önemli. Ama alkolle birleştirdiğinizde zaten bir şeyi, yüzdesi çok çok artmış oluyor. Başka neler kullanılabilir uçucu yağlarla ilgili? Şimdi burada birkaç şey var. Bir tanesi korunma. Maske, sosyal mesafe, el temizliği, hijyen, kolonya, buhurdanlık, duşakabin, küvet. Bunları korunmak için yapabilirsiniz. Aynı zamanda frekansınızı yükseltebilirsiniz korunmak için. Beden frekansınızı yükselttiğinizde uçucu yağlar zaten beden frekansını yükseltmede kendi frekansları çok yüksek olduğu için çok çok önemli. Beden frekansınızı yükselterek aslında virüs, bakteri ve benzeri toksinlerin bedeninizde çoğalmasını engelleyebilirsiniz. Bu neden bahsediyorum şu anda? Daha önce de ilk aromaterapinin bu canlı yayınlarımızın ilkinde uçucu yağlardan bahsederken aslında frekanslardan bahsetmiştim. Ama burada bağışıklıktan bahsederken tekrar etmesem olmaz. Sağlıklı bir insan beden frekansı 62 ile 68 MHz. Hastalandığımızda bağışıklığımız düştüğünde beden frekansımız düşüyor. Vücudumuzda bir mantar enfeksiyonu, bir bakteriyel enfeksiyon ya da viral bir enfeksiyon varsa beden frekansımız 50 küsürlere kadar düşebiliyor. Uçucu yağların frekansları bilinen
en yüksek canlı doğal maddeler. O kadar yüksek. Gün uçucu yağının frekansı yaklaşık 320 MHz. Yani sağlıklı bir insan bedeninin ortalama 5 katı kadar bir yüksekliği var frekansının. Şimdi bir beden frekansımız yükseldiğinde ne oluyor? Aslına bakarsanız bağışıklığımız yükseliyor. Yani o bakteriler, o virüsler o ortamda çoğalamıyorlar, yer edemiyorlar. Birazcık böyle kendinizi, bedeninizi dinlerseniz de zaten bunu hissediyorsunuz. Beden frekansınızın düştüğünü, bağışıklığınızın düştüğünü, bu çok uzun saatler bilgisayar başında çalışmak olabilir, çok uzun süre topraklanmamak olabilir, sağlıklı beslenmemek olabilir, çok fazla paketli gıda tüketmek olabilir. Bunları yaptığımızda zaten beden frekansımızın düştüğünü, çok fazla kahve tüketmek, uykusuzluk, bunların hepsi beden frekansını düşürüyor. Böyle olduğunda da aslında bağışıklığımız düşmüş oluyor. Beden frekansımızı yükseltmek için neler yapabiliriz? Yine enerji temizliğinde kullanılan uçucu yağları kullanabiliriz. Olmalar yapabiliriz. Bedenimizi olmayla ovabiliriz. Kaya tuzuyla, deniz tuzuyla. Burada sadece tuzla değil, tuz ve yağ karışımı hazırlamamız gerekiyor. Oraya da bu bahsettiğimiz uçucu yağlardan katarsak şahane bir karışım olur. Mesela mutfak tartısına tartabilirsiniz. 70 gram kadar bir kaya tuzu, belki bunu deniz tuzu temin edebilirseniz 50'ye 20 deniz tuzu, 50 kaya tuzu, 20 deniz tuzu yapabilirsiniz. 70 gram kadar kaya tuzunu tartıp bir cam kaseye, böyle bir poğaça yapacağız, karıştıracağız bir kaseye alıp içerisine evde hangi baz yağınız varsa, zeytinyağınız varsa zeytinyağı olur, susam yağınız varsa susam yağı olur. Ayçiçek yağı dahi olur bu arada. Yani evde neyiniz varsa o yağdan 30 gram kadar, 30 gram yoksa çay bardağının 3'te 2'si kadar döküp tuzlu bir yağ karışımı hazırlarsınız. Ve buna toplamda 10 damla ile 15 damla uçucu yağ karıştırabilirsiniz. Bu uçucu yağ şu an koronadan bahsettiğimiz için ve korunmadan bahsettiğimiz için okaliptus, nane, nanenin çünkü solunum yollarını rahatlatıcı etkisi çok fazla. Çay ağacı, limon, ıtır, tarçın, karanfil bunlar olabilir. Çok çok da güzel olur. Bunlardan katıp iyice karıştıracaksınız. Tabii bu olma bekledikçe yağ üste çıkacak, tuz da çökecek. O yüzden de homojenitesini kaybedecek. Her seferinde karıştıracaksınız. Elinize alacaksınız bir kaşık yardımıyla kuru vücudunuzu ovacaksınız. Bunu ellerinizi, ayaklarınızı da sadece ovabilirsiniz. Çok fazla vaktiniz yoksa ellerinizi, ayaklarınızı ovarsınız. Eğer vaktiniz varsa bütün boynunuzdan altını tuz yüzü tahriş edecektir. O yüzden yüzde uygulamamaya gayret etmek gerekir. Boynunuzdan altını bir güzel ovacaksınız. Zaten kendinize dokunma bambaşka bir şey. İnsanın kendi için bir şeyler yapması bambaşka bir şey. Tuzun o statik elektriği almasıyla birlikte, uçucu yağların beden frekansınızı yükseltmesiyle birlikte zaten bağışıklığınızı da yükseltmiş olacaksınız. Bütün bunlar korumayla ilgili aslında bizlerin bir senedir uyguladığı, homeopatik aromaterapi olarak uyguladığı şeyler. Peki başımıza geldi, o zaman ne yapabiliriz? O zaman da işte zaten semptom giderici şeylerden destek almak gerekiyor. Tabii ki ilaç tedavisi devam edecek. Burada benim en endişelendiğim şeylerden biridir. Ben de bir sağlık çalışanıyım. Eczacıyım. Ve biliyorum ki bizler yan etkisi az, doğanın şifasını olduğu için doğanın şifasını hayatımıza dahil etmeyi çok istiyoruz. Ben de çok istiyorum ama çok kuvvetli olduklarını unutuyoruz. Yani şimdi mesela burada kekikten bahsederken, kekik suyundan bahsederken, kekik uçucu yağını sabah bir bardak suya damlatıp çok etkili korona virüsünü, COVID-19 virüsünü öldürüyormuş diye damlatıp içmek diye bir şey var ve bizlerin aklına nedense ilk bu geliyor. Halbuki bu çok tehlikeli. Bu bahsettiğim uçucu yağların hiçbirini suya damlatıp içemeyiz. İçmeyelim. Dozunu ayarlayamayız. Suda çözünmeyecek, suyun yüzeyinde kalacak. Dudağınızı, boğazınızı, midenizi, bütün sindirim sisteminizi tahriş edebilir ki etki de etmeyecek. Doğru düzgün kanı homojen bir şekilde kana da karışmayacak. O yüzden de burada hani hayatımıza dahil edebileceğimiz yöntemler, şu anda benim bahsettiğim uçucu yağları hayatımıza dahil edebileceğimiz yöntemler aslına bakarsanız vücudumuza sürme ve soluma yoluyla mümkün. Veyahut nasıl yapabiliriz? Bir de özellikle bu yayından önce
Birazcık daha her gün normalde kontrol etmeye çalışıyorum ama iş yükünden dolayı bazen olmayabiliyor. Bu sabah tekrardan şey yapmak istedim. Güncel kaçırdığım yayınlar var mı, yeni çalışmalar var mı diye bir PubMed'i bir taradım. Ve birkaç tane çok güzel çalışma buldum. Onlarda da şöyle söylüyordu. Ağız çalkalaması ve gargaranın korunmadaki etkisinden bahsediyordu. Hem korunmada hem de tedavi sürecindeki etkisinden bahsediyordu. Bu ağız çalkalama ve gargarayı da bitki sularıyla ve uçucu yağlarla yapmaktan bahsediyordu. Bence şahane. Burada neleri kullanabiliriz? Eğer kekik suyu varsa kekik suyu kullanabilirsiniz. Kekik suyu birazcık ağzınızı tahriş edebileceği için kekik suyunu papatya suyuyla seyreltebilirsiniz. Bunun içerisine sirke katabilirsiniz. Uçucu yağ oranının çok önemli ve az olması gerekiyor. Totalde 100 mililitre sıvı yağ, yani bunun 50 mililitresi papatya, 10 mililitresi kekik, belki de 40 mililitresi sirke olabilir. Sirkenin muhakkak doğal fermente sirke olması gerekiyor. 100 mililitrelik bir karışıma toplamda 10 damla uçucu yağ ekleyebiliriz. Daha fazlası çok riskli olacaktır. Bu 10 damla uçucu yağında bir damlası veya iki damlası çay ağacı uçucu yağ, 8 damlası kadar da nane uçucu yağ olabilir. Şimdi burada bu oranları neye göre veriyorum? Bir kere bu bahsettiğim şeylerin, ham maddelerin hepsinin gıda sertifikasının olması gerekir. Yani dahilen hayatınıza dahil edebilmeniz gerekir. Uçucu yağlar dahil. Uçucu yağların birçoğunun eğer sorarsanız temin ettiğiniz şeye, firmaya gıda sertifikası var mı, gıda olarak kullanabiliyor muyum diye sormanız gerekiyor. Sormamız gerekiyor hep birlikte. Eğer varsa ağzımıza çalkalayacağız ve ağız çalkalama suyu olarak kullanacağız. Eğer öyle bir sertifikası yoksa tabii ki de dahil etmiyoruz. O Omedermatepe'ninkiler, bizimkiler, bizde olan uçucu yağların hepsi gıda sertifikasına sahip. Ama mesela bizde kekik suyu yok. Kekik suyu olmadığı için de kekik suyunu temin ettiğiniz yere muhakkak bunu sorun derim. Böyle bir karışım yaptığınızda da günde birkaç kez hem ağzınızı çalkalayacaksınız hem de gargara yapıp tüküreceksiniz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Çok etkili olduğuyla dair ilgili çalışmalar var. Akademik çalışmalar var. Dilerseniz bunların da referanslarını sizinle sonrasında yazarsanız paylaşabiliriz. Bir şey daha var. Birazcık daha geleneksel bir yöntem. Ama açıkçası bugün bu ağız çalkalama sirkeyle ağız çalkalamayı okuduktan sonra anlatmak için şey oldum, güven duydum, kendime güven buldum. Çünkü ısıyla bu virüs ölüyor. Solunum yollarıyla bu şeyi tedavi, uçucu yağları hayatımıza dahil edebiliyoruz. O zaman benim hep aklıma gelen ve dönem dönem uyguladığım bir şey, bu eskiden bu septil yapardık ya, bu tabii ki yanmamaya dikkat edeceğiz. Düz bir zeminde sıcak su, sıcak sunun içerisine okaliptus uçucu yağı, nane uçucu yağı damlatacağız. Kekik, tarçın, bunların hepsi olabilir. İkişer damla her birinden olabilir. Böyle bir ortalama bir kaba. İkişer damla olabilir. Ardından da bana sorarsanız sirke. O asidik yapısı soluduğumuzda çok çok faydalı. Bir miktar da sirke, belki 2 yemek kaşığı kadar da sirke koyup hafif bir şeyle soluyacağız. Çünkü virüslerin yaşayamadığı ortam nemli ve sıcak ortam. Kuru ve soğuğu seviyorlar. Nemi alacağız. Ortamımızın hep nemli olduğundan emin olacağız ki zaten bu cildimiz için de çok çok önemli. Nemli ortam olacak. Boğazımız hiçbir zaman kuru kalmayacak. Üst solunum yollarımız hiçbir zaman kuru kalmayacak. Ve belki eğer böyle şey oluyoruz ya, acaba hastalığı kaptık mı? Bu aralar biraz kötü hissediyorum. Hasta mıyım? Diyoruz ya, işte o zamanlarda böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Şimdi bir baştan sorulara gideceğim ama gözümün takıldığı sorulara da anında cevap vermek istiyorum. Kamil Bey şey demiş, tahrişe neden olmaz mı mukozada? Burada bahsettiğim şey şöyle, çok büyük bir kaseden bahsediyorum. Bu boyutta elimle gösterdiğim bir kasede sıcak su. İçerisine 2 damla okaliptus varsa, 2 damla kekik, 2 damla nane uçucu yağ. Yani hiçbir şekilde içmiyoruz, sadece soluyoruz. Tahrişe bu şekilde neden olmaz. Zaten bu septilin içerisinde, Vicks'in içerisinde, yani yıllarca çocuklarda yapılan şeylerin içerisinde bunun ana etken maddeleri var. Burada yukarıda gördüğüm bir soru vardı çocuklarla ilgili. Akciğerde solunum depresyonu yapar mı? Ve çocuklara aynı anda cevap vermek istiyorum. Okaliptus uçucu yağı eğer radyata değilse
1.8 sineol dediğimiz şey, yani içerisinde bu COVID-19 virüsünü ne karşı etkili olduğu akademik çalışmalarla kanıtlandı dediğimiz etken madde bazı kişilerde solunum depresyonu yapabilir. 6 yaşın altındakilere hiçbir şekilde uygulamıyoruz bu buğuyu. Eğer onlarda kullanacaksak radyata türünü kullanıyoruz, okaliptusun. Kekik de zaten onlarda uygun olmayacaktır. Mentol ile ilgili 2 yaşın üstünde herhangi bir şey yok, rahatsızlık yok. Astım hastalarında okaliptusun astım hastalarına iyi geldiği ile ilgili eğer alerjisi yoksa, yani bu ham maddelerin herhangi birine alerjisi yoksa zaten iyi geldiği ile ilgili çok fazla çalışma var. Yani o yüzden alerjisi yoksa solunum depresyonu yapmayacaktır. Bahsettiğim miktarlar uygun miktarlar. Fakat burada bir de şöyle bir uyarı var. Epilepsi hastaları. Bahsettiğimiz bununla ilgili çok fazla çalışma olmasa bile bu bizim almak isteyeceğimiz bir risk değil. Epilepsi hastalarında da atakları bazı uçucu yağlar tetikleyebiliyor çok yoğun solunduğu vakit. Bu çok yoğun soluma aslında benim sizlerle paylaştığım duşakabinde de olur. Çünkü sıcak suyla birlikte sadece uçucu yağ soluyormuşuz gibi oluyor. Orada 3-4 damla damlatsak bile tetikleyebilir. Bu riski almak istemeyiz. Aynı şey buğda da mümkün. Eğer epilepsi atağı geçirme gibi, yani epilepsi hastasıysanız burada da okaliptustan uzak durmamız gerekir. Itır ve limon çok güzel olur. Itır ve limon şahane olur. Mesela tekrar yukarıdaki sorulara gideceğim ama roza hastasıyım, buğu yapamıyorum. Öneriniz var mı? Demişsiniz. O zaman da benim size tavsiyem doğrudan koklayın. Yani buğuya gerek yok. O sıcak size iyi gelmeyecektir. Kılcal damarlarınızı rahatsız edecektir. Uçucu yağları doğrudan koklayabilirsiniz. Ben hani birkaç yöntem birden söylüyorum. Hangisini hayatınıza daha keyifle dahil edecekseniz o kadar. Buğuyu yapmayla ilgili de tabii ki de çok fazla abartmayacağız. Yaptıktan sonra bir süre normal işte 3-4 dakika yapıp 5 dakika normal nefes alıp tekrar yapabilirsiniz. Ama burada uçucu yağ o kadar maruz kalmak bizdeki uçucu yağlar çok güçlü olduğu için algıyı çok açabilir. Birçok etkisini çok hızlı yaşamanıza sebep olur. O yüzden de hani ona çok gerek olmayabilir aslına bakarsanız. Yani 3-4 dakika yapıp ondan sonra durup bir o kadar normal nefes alıp, uçucu yağsız nefes alıp tekrar deneyebilirsiniz. Bunu böyle tıkalı hissettiğinizde ya da hani şey oluyor ya, çok fazla yaşıyoruz. Yakınlarımızda iletişim kurduğumuz, maskeyle iletişim kurduğumuz birinin COVID pozitif olduğunu öğreniyoruz ve böyle acaba bende var mı, bende var mı dediğimiz gecelerimiz oluyor. Açıkçası bu bir sene boyunca belki de bir ayım böyle uyuyarak geçmiştir. İşte o günlerde ne yapıyorum? Bunları yapıyorum ve tavsiye de ediyorum. O yüzden hani böyle her akşam olmasa bile haftada bir kez ya da dışarı çıktınız, eve geldiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben sorulara bir bakayım istiyorum. Önce bir saate bakayım. Evet, bir sorulara bakayım. O eğer vaktimiz kalırsa paylaşmak istediğim birkaç bir şey daha var. Aslında Covid ile alakasız şeyler de sorularla gelmiş ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni saç oluşumu için hangi yağlar diye sorulmuş. Yeni saç oluşumu için biberiye uçucu yağ olabilir. Biberiye uçucu yağını doğrudan değil, muhakkak bir baz yağ damlatmak gerekiyor. Orada da 100 mililitre baz yağ 20 damla damlatabilirsiniz. Korona olduktan sonra damak tadım tam gelmedi, ne yapabilirim? Damak tadı ile ilgili tavsiye edebileceğim bir şey yok ama kokuyla ilgili söyleyebileceğim bir şey var. Geçen canlı yayında da bunu konuşmuştuk. Hatta bir katılımcımız kendisinin ve ailesinin kokusunun gelmediğini, ne yapabileceğini sormuştu. Sonrasında onunla Rana'nın linkini de paylaştım. Bizim parfüm ve tütsü eğitimlerimizi veren Rana'nın da Rana da Covid geçirdi ve kokuyu uçucu yağlarla, koku duyusunu uçucu yağlarla nasıl geri kazandığını bir blog yazısında paylaştı. Burada okaliptus uçucu yağı, gül uçucu yağı, karanfil uçucu yağı, kekik uçucu yağı, bunları her gün düzenli olarak peş peşe koklayarak bu kokunun, giden koku duyusunun geri gelmesi sağlanabiliyor. Eğer böyle bir şey böyle bir sıkıntınız ya da tanıdığınızın böyle bir rahatsızlığı varsa, geri gelmediyse koku duyusu, lütfen bize yazın. Bizler de size o linki iletelim. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor orada. Hani burada anlatmak çok zamanımızı alacaktır. Oradan ayrıntılı bir şekilde şey yapıp uygulayabilirsiniz. Açıkçası damak tadı ile ilgili bir fikrim yok.
Uçucu yağlar için yaş sınırı var mı demiştin Leyla Hanım? Evet, tabii ki. Yani şimdi özellikle çocuklarda 2 yaşın altındakilerde uçucu yağ ortamda bulunabilir. Ortamda buhurdan da yakabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Fakat o ortamdaki oksijenin de ve temiz hava akışının da olduğundan emin olmanız gerekir. Her yeri kapalı küçük bir ortamda bebek uyuduğu savunmasız bir halde çok yoğun bir şekilde uçucu yağ maruz bırakmak doğru olmayacaktır. Havalandırdığınız bir ortamda kullanabilirsiniz. 6 yaşından cilde sürmek için bana sorarsanız doktor yönlendirmesi dışında 6 yaşa kadar beklemenizde fayda var. 6 yaşından itibaren çok daha güvenli olacaktır. Çocuklarda güvenli kullanılabilecek birkaç tane uçucu yağ var. Mesela lavanta güvenli kullanılabilir. Okaliptüs radyata güvenli kullanılabilir. Hani bunları da bir uzmana, eczacıya sorarak öğrenebilirsiniz, danışarak öğrenebilirsiniz. Ha, Timol mü Karvakrol mü? Ona cevap verdiğimi düşünüyorum. Karvakrol. Timol üst solunum yollarını rahatlatıyor. Aslında onun da çok fazla etkisi var. Yani bu Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalarda Timol'ün de faydalı olduğu ile ilgili çok fazla çalışma var. Ama Karvakrol o kadar etkili ki Timol'ü biraz böyle şeyde geride bırakıyor gibi. Teşekkürler. Bizler de kapanma döneminde neler yapabiliriz diye düşünüp bu yayınlara karar vermiştik. Çünkü elimizden ne yazık ki başka bir şey de gelmiyor. Strese bağlı yüksek tansiyonu hafifletmek, iyi hissetmek için bir uçucu yağ karışımı önerebilir misiniz? Tabii Melek Hanım, şöyle bir şey önerebilirim. Buhurdan da kullanmak için strese bağlı yüksek tansiyonla ilgili yılan yılan uçucu yağı ile yapılmış çok fazla çalışma var. Hem yüksek tansiyon hem kalp çarpıntısı. Strese bağlı yüksek tansiyon ve kalp çarpıntısını rahatlatıcı etkide yılan yılan uçucu yağı var. Yılan yılanı neyle karıştırabilirsiniz? Neyle kombinleyebilirsiniz? Bergamot uçucu yağı ile çok güzel olacaktır. Bergamot uçucu yağı da kaygıyı azaltır, yatıştırır. Neşe verir, mutluluk verir. Yılan kılankla bergamot çok yakışır. Veyahut yılan kılankla ıtır çok yakışır. Itır da mutlu eder. Yaşam enerjisini tekrardan size verir. Sedir şeyi tansiyonu rahatlatır, azaltır. Sedir uçucu yağ. Yılan kılankla da yakışacaktır diye düşünüyorum. Sadece yılan kılank uçucu yağını da alıp kullanabilirsiniz. Hem de sakral çakranın uçucu yağı kendisi. Tarçın kabuğu ya da tarçın yaprağı yağlarının antibiyotik etki konusunda farkı var mıdır? Benim okuduğum kabukla ilgiliydi. Aslında burada daha çok yapılan çalışma sinemaldehit hakkında. Sinemaldehit ana etken maddesi. Sizin elinizdekinin içerisindeki sinemaldehit miktarını öğrenerekten etkili olup olmayacağını öğrenebilirsiniz aslına bakarsanız. Tarçın kabuğundaki sinemaldehit miktarı oldukça yüksek. Ayla Hanım naneyi sormuş. Nane ile ilgili nane uçucu yağının içerisinde mentol var. Bu İngiliz nanesinden bahsediyoruz. Mentol oranı çok yüksek İngiliz nanesinin. Mentolün de üst solunum yollarını rahatlatıcı etkisi var. Aslında birazcık korunmadan ziyade Covid-19'un süresinde ve sonrasında solunum yolu rahatsızlıkları, o semptomları rahatlatmak için, gidermek için hayatınıza dahil edebilirsiniz. Uykusuzluk ve anksiyetenin çok arttığından bahsetmiş bir katılımcımız. Evet, aslında birçoğumuz evlerde çalıştığımız için, yani evlerde çalışanlar bedenleri yorulmuyor, zihin yoruluyor, bedenimiz yorulmuyor. Hareket edemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz, yürüyüş yapamıyoruz, spor yapamıyoruz birçok kişi. Bu sebeple de beden yorulmadığı için ve zihin konuşmaya devam ettiği için uykusuzluk ve kaygı çok arttı. Bununla ilgili işte beyindeki alfa dalga boyunu arttıran, kaygıyı azaltan, birazcık işte serotonin salınımını arttıran uçucu yağları tercih edebilirsiniz. Benim en sevdiklerim aslında burada bergamot benim için olmazsa olmaz. Çünkü bergamot eğer bir tane uçucu yağ dahil edecekseniz bu süreçte evinize her birini almak çok kolay olmayabilir. Bütçe kaynaklı olarak. Eğer bir tane uçucu yağ dahil edecekseniz neden bergamot olmasın? Hem mutlu eder, hem kaygıyı azaltır, anksiyeteyi azaltır.
alfa dalga boyunu arttırır. Böyle mayıştırmaz, çalışırken de gün içerisinde kullanabilirsiniz. Akşam otururken de keyifle kullanabilirsiniz. Yatmadan önce de hayatınıza dahil edebilirsiniz. Ama sadece uykuyla ilgili bir probleminiz varsa da o zaman lavanta. Lavanta olmazsa olmaz. Lavanta uçucu yandan yastığınızda bir damla damlatmanız yeterli. Burada İşte Paracelsus'un o benim çok sevdiğim bir maddenin ilaç mı zehir mi olduğunu onun dozu belirler lafı devreye giriyor. Bir damladan fazlası bütün algılarınızı açacağı için aslında uyumaya çalışırken birden böyle kendinizi yatakta otururken bulabilirsiniz. Bir damla şeyinize, yastığınıza damlatıp uykuya geçişi, melatonin sentezini arttırır, uykuya geçişi kolaylaştırır ve sabah sersem kalkmazsınız. Böyle bir de güzelliği vardır lavanta uçucu yağının. Burada da belki küçük çocuklarda, hani 6 yaşın üstündeki çocuklarda yatakların ayak ucuna bunu deneyebilirsiniz uçucu yağ. Yani yastığa değil de birazcık daha uzak yatağın ayak ucuna damlatabilirsiniz. Bu yağları tek tek mi buhurdanlığa koymak gerekiyor? Karıştırınca yağların farklı etkileri olabilir mi? Şimdi karıştırınca genelde evet farklı etkileri olabiliyor. Yağları karıştırdığımızda 3 etki olabiliyor. Bir tanesi sinerjik etki. Yani ikisi birlikte daha etkili oluyorlar tek tek olduğundan. İkincisi aynı etki. Yani şey düşünün, birinin etkisi 2, diğerinin 2 ise 4 oluyor. Yan yana kullanmanız çok böyle birbirine bir farkı olmuyor. Bir tanesi de biri diğerinin bir etkisini azaltıyor ve birinin o antagonist etki bazen bizim isteyeceğimiz bir etki de olabiliyor. Neden olmasın? Mesela lavantayı kokusunu çok seviyoruz. Hayatımıza dahil edeceğiz ama lavanta biraz fazla mayıştırır. Yani lavanta uçucu yağ ile ders çalışmak çok kolay olmayacaktır. İşte o zaman buğurdanlığa bir tane narenciye koyarız. Portakal koyabiliriz. Limon koyabiliriz. Hani COVID-19'a karşı da etkili olsun istiyoruz şu anda. Limon uçucu yağını koyarız ve lavantanın sakinleştirici etkisine limonun birazcık daha neşe verici ve COVID-19'a karşı koruyucu etkisi eklenmiş olur. Yani burada aslında etkilerini bilip ona göre kendiniz karıştırsanız daha iyi olur. Benim bu koruyucu olarak bahsettiğim uçucu yağların hepsi birbirine çok yakışıyor. Yani limon, tarçın, karanfil çok güzel olur mesela. Nane, okaliptus birlikte çok güzel olur. Günlük çay ağacı birbirine çok yakışır. Yani hani ikili ya da üçlü. Üçten fazlası çok zor olabilir. Üçten fazlası için gerçekten karıştırmayı bilmek gerekiyor. Tatsız kokular, yani hoşunuza gitmeyecek kokular olabilir. Üç taneye kadar kendiniz karıştırabilirsiniz. Karaciğer ve nefes darlığı için ne önerirsiniz? Karaciğerle ilgili ne olduğunu açıklarsanız belki bir şey önerebilirim. Ama nefes darlığı için ancak ve ancak okaliptus uçucu yağı, 1,8 sinol içeren okaliptus uçucu yağı ve nane uçucu yağı olabilir. Aslında ardıç, çam ve kekiğin de işte bronşitte, sinüzitte ve faranjitte çok etkili olduğu ile ilgili akademik çalışmalar var. Klinik çalışmalar da mevcut. Ama bu işte nefes darlığının sebebi çok önemli. Aslına bakarsanız. Tabii bizim burada tam teşhis koymadan, tedavi yöntemini bilmeden, kullanılan ilaçları bilmeden herhangi bir şey çok iyi gelir diye tavsiye etmemiz birazcık yanlış olacaktır. Sadece destekleyici olarak hayatınıza neyi dahil edebilirsinizi aslında anlatmak istiyorum burada. Buradan su koymayı tavsiye ediyor musunuz yağ ile beraber? Muhakkak. Muhakkak su koyuyoruz. Çünkü su koymazsak bu neticede yağımsı bir madde, uçucu yağ. Isı ile birlikte pıt pıt patlayacaktır. Nasıl zeytinyağı ya da ayçiçek yağını tavada ısıttığınızda patlar ve yanar ki istemediğimiz bir şey olacaktır. Oda sıcaklığında koyabilirsiniz suyu. Hafif ılık su koyabilirsiniz. Susuz difüzörler var. Onlar ayrı ama buhurdan altında alevle birlikte uygulayacağınız ateş şeyle mumla birlikte uygulayacağınız düzenekte buhurdan da muhakkak su koyalım. Koton maske kullanımı uygun mudur? Açıkçası daha sürdürülebilir olması adına koton maske ben kullanıyorum. Ama koton maskeyi yıkadığımdan emin oluyorum. Birkaç tane koton maskem var. İşe yürüyerek gidiyorum. Eğer uzun süre yürüdüysem ve o nemlendiyse onu çıkartıp kuru olanı kullanıyorum. Akşam eve geldiğimde ikisini de kasti sabunla yıkıyorum. Veya işte oda spreylerimiz var. Alkol oranı yüksek, uçucu yağ var. Kekik okaptus. Oda spreyini önünü arkasına sıkıp asıyorum. Yani kullanıyorum ama oradaki hijyene de çok dikkat ediyorum. Çünkü her gün diğer türlü de 3 saatte bir, 4 saatte bir maske değiştirmeyi tavsiye ediyorlar. Yaklaşık 10 saat kadar çalışıyoruz.
dışarıda oluyoruz yani yolda katarsak o 3 maske demek. Bir kez de dışarı çıktık 4 maske. Günde 4 maske doğa için çok bana uygun değil. O yüzden olabildiğince koton kullanmaya çalışıyorum aslına bakarsanız. Enerji temizliği ile ilgili Nihan Hanım bir yağ almış. Enerji cleaning. O işte Be Well diye anlattığımla birlikte yeni çıkardım uçucu yağ karışımlarından. Çok severek yaptığım uçucu yağ karışımlarından biri benim o. Anadolu'da kadim zamanlardan beri yani bu topraklarda en eski zamanlardan beri enerji temizliğinde kullanılan bitkilerin, tütsü olarak kullanılan bitkilerin uçucu yağları var. Bu bölgelerde, bu topraklarda yetişmeyen hiçbir bitki yok orada. Buradanlıkta kullanabilirsiniz. Dilerseniz evinizi temizleyeceğiniz suya birkaç damla damlatabilirsiniz. Dilerseniz çamaşır makinenizi yumuşatıcı bölümüne iki damla katabilirsiniz, damlatabilirsiniz. Ve evinizde enerji temizliğinde kullanabilirsiniz. Sadece bizim bölgeye özgü şeyler var, uçucu yağlar var içerisinde. Bebeklerin daha uzun ve rahat uyuması için Nuray Hanım tavsiye edebileceğiniz bir yağ var mıdır demiş. Bebeklerle ilgili tabii bebeklerin solunum alerjisinin olup olmadığını da bilmiyoruz. Uçucu yağ bana birazcık şeye geliyor. Tabii ben belki hani size tavsiye etmek riskli geliyor. Ben burada kendi gözetimimde kendim kullansam bile sizlere ancak ve ancak lavanta suyunu tavsiye edebilirim. Papatya suyu ile lavanta suyu şahane. Bebeğinizi yıkadınız bir güzel. Yıkadıktan sonra içinde katkı maddesinin olmadığından emin oldunuz. Arkasına bakıp koruyucu içermediğinden emin oldunuz. %100 doğal lavandulu angustifolya ile lavanta bitki suyunu temin edin. Ve bebeğinizin saçına, yüzüne, bütün vücuduna sıkabilirsiniz. Bitkinin doğal suyudur bu. Uykuya geçişi kolaylaştırır, rahatlatır. Konağı varsa, dermatiti varsa, pul şey yapıyorsa, pullanıyorsa, kuruysa derisi onunla yatıştırıp sakinleştirecektir. Bunu yazın sinek ısırığında çocuklarınızın şeyine ısırılan yerlerine sürerek de şey yapabilirsiniz. Pişik varsa, pişik olduysa oralarına da sürebilirsiniz. Bebeklerde bitki suları çok daha yağlardan ziyade bitki suları çok daha güvenli kullanılıyor. O yüzden de bitki sularını tavsiye ederim ben size ki lavantanın da çok faydasını görürsünüz. Lavanta suyunun yani. Ben teşekkür ederim. Uyumaya yardımcı aslında lavantadan bahsettim. Lavanta ile ilgili kimimiz lavantayı çok sevemiyoruz ve hani kokusunu hayatımıza dahil etmek istemeyebiliyoruz. Az da olsa var böyle kişiler. Onlara tavsiye edebileceklerim sedir olabilir. Frankincense olabilir. Hani uykuya geçişi kolaylaştırıcı ama sedir de çok güzel. Yani sedir tavsiye ederim. Ben teşekkür ederim. Migren için hangi yağ önerirsiniz? Migrenle ilgili Kamil Bey, iki tane akademik çalışma olan, hakkında akademik çalışma olan iki tane uçucu yağ var. Bir tanesi İngiliz nanesi uçucu yağ, bir tanesi de lavanta uçucu yağ. Bunda nasıl öneriyoruz? Bir koklama kutusuyla koklayabilirsiniz. Mendilinize damlatıp koklayabilirsiniz veya parmak uçlarınıza uçucu yağ alıp şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Şakaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yapacaksınız. Çakra yağları ile ilgili bilgi istemiş Sena Hanım. Duygu bizim çakralarla ilgili eğitimlerimizi veren Duygu'nun bir canlı yayını olacak. Aslında o çok ayrıntılı bir şekilde çakralardan bahsedecek. O yüzden onu dinlerseniz çok daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Beden frekansımızı nasıl ölçebiliriz? Tek tek beden frekansı tek tek organların, kemiğin, kalbin, beynin frekansı ölçülerek ortalaması alınıyor. Bildiğim kadarıyla bizler burada ölçebileceğimiz bir şey yok, sistem yok. Amerika'da böyle tesislerin olduğunu biliyorum. Ama çok fazla ölçmeye de gerek yok bana sorarsanız. Beden frekansımızın düşüp düşmediğini anlarsınız. Birazcık bu konuyla ilgili, enerji tıbbı ile ilgili, rezonansla ilgili birazcık birkaç tane şey okursanız bir süreden sonra anlıyorsunuz zaten. Kaydedilecek, evet. Beyin tümörüne iyi gelen bir uçucu yağ mevcut mu? Yani bu bahsettiğiniz şey antikanser ajanlarda kullanılabilir. Doktorla kullanılması gerekir. Uçucu yağ, aroma terapide bu mümkün değil. Aroma terapi değil. Dahilen kullanımda
Bununla ilgili çalışmalar var ama bunun için lütfen tedaviyi gördüğünüz doktorunuza danışın ve bununla ilgili ne yapılabilir onunla konuşun. Ancak eğer kemoterapi görülüyorsa, kişi kemoterapi görüyorsa, kemoterapi sürecindeki uyku rahatsızlıklarını, mide bulantısını rahatlatmak için uçucu yağlardan yardım alınabilir. Burada da nane uçucu yağı, İngiliz nanesindeki mentol mide bulantısına çok iyi gelir. Kemoterapi gören hastalarda kullanımında çok etkili olduğuyla ilgili çok fazla akademik çalışma vardır. Uyku için lavantayı, bergamotu, kaygı için kullanabilirsiniz. Hani birazcık daha o süreçteki ruh beden zihin dengenizi sağlamak ve daha iyi hissetmenizi sağlamak adına, frekansınızı yükseltmek adına uçucu yağlardan ve aromaterapiden fayda sağlayabilirsiniz. Diğeri uçucu yağların dahilen kullanımına giriyor. O da muhakkak tedavi gördüğünüz doktorunuzla birlikte karar vermeniz gereken şey. Beyin kanaması durumlarında önereceğiniz bir uçucu yağ var mı? Aslında az önceki söylediğim şeye çok benzer. Beyin kanaması ile ilgili de hani bir şeyi koklamanın beyin kanaması çok ileri seviye bir şey. Aromaterapi ile değil de pozitif bilimle tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Onunla ilgili herhangi bir şey okumadım. Jojoba yağı almış oldum, acaba fayda etmez mi? Şimdi başından beri bahsettiğimiz yağların hepsi uçucu yağlar ve bitki suları. Jojoba bir sabit yağ. Sabit yağın şöyle faydaları olabilir. Şahane bir sabit yağ. Saçınızın, saç köklerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saç derisini besler. Saçınızın daha güzel çıkmasını sağlar. Saçınızın uçlarını uygulayabilirsiniz. Daha yumuşak olmasını sağlar. Her cilt tipine uygundur. Akneli ciltler kullanabilir. Anti-aging etkisi vardır. Sedefli egzamalı ciltlerde yatıştırıcı etkisi vardır. Soğuk alerjisi olan ciltler kullanabilir. Onun dışında yani aslında yüzünüze, saçınıza, vücudunuza kullanabileceğiniz şahane bir yağ almışsınız. Koronayla çok fazla bir etkisi en azından benim bildiğim kadarıyla yok. Egzama en iyi gelen yağ demiş Cemre Hanım. Egzama ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilir. Tabii egzamayı neyi tetiklediği, neden o hata geçirdiğiniz çok çok önemli. Bunu egzama ile egzaması olanlar çok aslında iyi bilirler. Bu farkındalığınızın olması gerekiyor. Ama egzamalı ciltlerde yatıştırıcı etkisi olan sabit yağlar var. Hindistan cevizi olabilir. Az önce bahsettiğimiz jojoba yağı olabilir. Avokadonun etkisi var, shea'nın etkisi var. Bunları kullanabilirsiniz. Yapamadım. Hemen bakıyorum. Beceremiyorum. Roza için gül suyunu öneririm. Saate bakacağım ve evet, son bir soru. Roza için gül suyunu öneririm. Gül suyunu kullanabilirsiniz. Ve rozanın aslında en önemli şeylerinden biri de kuşburnu çekirdeği yağı. Yüzünüzü yıkadıktan sonra gül suyunu sıkıp akşamları da kuşburnu çekirdeği yağı sürebilirsiniz. 17-59 saatlerimiz. Bir saat olmuş. Ben anlamadan her seferinde 59'da 58'de falan saate bakıyorum. Aslında çok birkaç tane daha soru var anladığım kadarıyla aşağıda ama yanıtlayamayacağım süremiz dolduğu için. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Birlikte çok güzel. Umarım faydası birazcık da olsa olmuştur. Konuyla ilgili çok hassas olduğu için kafanıza takılan, tam olarak oturmayan, tekrar aklınıza gelmeyen başka bir soru olursa da lütfen sormaktan çekinmeyin. Birlikte daha iyi, daha sağlıklı olalım diliyorum ve doğanın şifasını da hayatımıza doğru bir şekilde dahil edelim diliyorum. Çok teşekkürler, çok sevgiler.